Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Evet beklenen projeksiyon videosunun sonunda yayınlama kararı aldım. Aslında yeni video çekimini bitirdim ve uzun süredir de kullanıyordum. Havit'in PJ300 Plus modelli Google L1 lisanslı projeksiyon cihazını bugün inceleyeceğiz. Bence Havit markasının üretmiş olduğu en iyi projeksiyon cihazlarından bir tanesi. De Google L1 lisansı bulunuyor ve özelliklerine baktığımızda ambiyans aydınlatmasından oto düzeltmeye, dört köşe algılama, engel vesaire bunların hepsi var. Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle kutunun içerisinden analog kablosu, kumandası, HTML kablosu, kendi projeksiyonun cihazı, kumandası ve bir adet de işte kitapçığı çıkıyor. Bunlardan sonra da cihazımızın görüntü kalitesinden bahsedeceğim sizlere. İşte ben bu cihazı hem dışarıda deneyimleme fırsatım oldu hem de ev içerisinde. Normal perdesiz duvara yansıttığımızda gayet güzel bir görüntü veriyor. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz ama tabii perdeye de yansıtabilirsiniz. Bu arada duvarınız açık olursa daha güzel, daha tatlı görüntüler alabilirsiniz. Ben koyu bir duvarda tercih ettim. Fakat açık bir renkli duvarda güzel işler başarıyor. Cihazın arka kısmına baktığımızda 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi, 1 tane ses cihazı yani jack girişi var. Bir de analog video girişi var. Bunları kullanabilirsiniz. O iki HDMI girişine de birine PlayStation'ınızı, birine bilgisayarınızı bağlayabilir. Geçişler yaparak hiç çıkartmadan da kullanabilirsiniz. Öncelikle 1080 piksellik bir görüntü kalitesi bulunuyor. Fakat desteklediği platformlarda 4K desteği de bulunuyor. YouTube, Netflix gibi. Ayrıca google Play lisanslı olduğu için için tüm platformları da destekliyor. Otomatik dört köşe düzeltmesi, otomatik odaklaması, engel algılaması, otomatik ekran sığdırılmasına kadar hepsi bulunuyor. Ve en büyük özelliklerinden bir tanesini de söyleyeyim mi sizlere? Projeksiyonda 2x10 wattlık 2 tane hoparlör bulunuyor. Basları, tizleri çok çok iyi veriyor. Binayı boşaltmalarını söyleyeyim. Yangın çıkacak. Tamam. cihazda bir fan sesi bulunuyor. Fakat fan sesini o kendi içerisindeki hoparlörler bastırıyor. Ama çok kısık bir sesle dinlerseniz ve çok yakınsanız projeksiyon cihazına evet fan sesini duyabiliyorsunuz. Ama dış ortamda, piknikte, kampta vesaire buralarda kullanacağınız zaman pek fazla duymuyorsunuz. Çünkü zaten sesi yükseltebiliyorsunuz. İsterseniz cihaza bluetooth hoparlör, kulaklık hepsini bağlayabilirsiniz. Fakat üzerindeki bence hoparlörleri gerçekten tatmin edici. Ben kampta kullandım ve bunu net olarak söyleyebilirim. Akşam saatlerinde hatta sesi yarıya kadar bile açamadım. Çünkü gerçekten aşırı derecede fazla çıkartıyordu ve yandaki çadırlar rahatsız olmasın diye de hani böyle %25'lerde falan kullandım ses seviyesini. Gerçekten güzeldi. Cihazın alt kısmında ambiyans ışığı bulunuyor. Flash bellek yardımıyla de APK ya yükleyebilirsiniz bu cihaza. Onu da söylemek istiyorum. Bu arada alt kısmındaki ambiyans ışığı güzel oluyor. Mesela diyelim ki evdesiniz. Karanlık bir ortamda izlediğiniz için istediğiniz gibi o ışıkla işte kolanızı, cipsinizi, çekirdeğinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz ve en azından karşıdaki görüntüye hiçbir şekilde problem yaratmıyor. Çünkü alt kısmında kalıyor ışığı ve ambiyans ışığı olarak da renkleri değişiyor. İsterseniz beyazda da kullanabilirsiniz. Şimdi şu sorular çok geliyor. Bu cihaza APK yüklenebiliyor mu? Aslında hemen hemen bütün projeksiyon cihazlarını yükleyebiliyorsunuz. Flash bellek girişi olması gerekiyor. Bu cihazda da flash bellek girişi olduğu için kendinizin yüklemek istediğiniz dosyalar yani uygulamalar varsa APK ile flash bellek yardımıyla yükleyebilirsiniz. Şakir'e bırakıyorum. Sana da bankadaki ak 40 bin saat lamba ömrü ve bluetooth 5.0'ı destekliyor. Android işletim sisteminde de 2 GB RAM'i 16 GB'da depolaması bulunuyor. Ayrıca bu cihazın 40 ile 120 inç boyutlarında ekran boyutu yapabiliyorsunuz. Ama tabi biraz daha geriye çekerseniz bence biraz daha büyütebilirsiniz bunu. Fakat tabi görüntü kalitesi ne kadar iyi olur ne kadar kötü olur bilemem. Ben genelde cihazı 2 ile 3 metrelik mesafelerde kullandım ve gerçekten tatmin ediciydi. Cihazın alt kısmında tripod bağlantı ayağı da bulunuyor ve bu sayede Cihaz ağır olduğu için hani bunu bir tripodla kullanabilirsiniz. Ama tripodunuz sağlam olsun dikkat edin düşmesin yani cihazınız. Ayrıca cihazın yan kısmı kadifemsi bir yapıda üst kısmında piyano bilek gibi birazcık parmak izi bırakabiliyor onu söyleyeyim. Hani bataryalı değil fişle kullanıyorsunuz zaten yani bir prizle. Ben de güç istasyonu olduğu için dışarıda istediğim noktada da kullanabiliyorum. Bir de projeksiyon perdesi gibi perdem var ona yansıtıp rahatlıkla kullanım sağlayabiliyorum. Cihazın üst kısmındaki dokunmatik tuşlar ise gerçekten iyi olmuş. Hani bazen algılayamayabiliyor veya birkaç kere algılayabiliyor onu söyleyeyim ama kumandaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla cihazı sabitlediğiniz noktada işte filmi ileri saralım, geri saralım, sesi açalım, kısalım vesaire ya da geri tuşuna basalım ana menüye geçelim. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ve ambiyans ışığını da üstündeki oradaki tuştan basılı tutarak açıyorsunuz uzun bir süre. 3 saniye falan 4 saniye basılı tuttuğunuzda açılıyor. Gene 4-5 saniye basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Hızlı bir şekilde de basarsanız ışığın rengi değişiyor. Bu zamana kadar farklı farklı projeksiyon cihazları inceleme fırsatım oldu. Bu cihaz bence hani baktığınızda fiyat performans olarak çok çok iyi hizmet veriyor. Hani bunun yerine televizyonla hani kıyaslama gibi düşünürsek çok böyle QLED bir televizyon kullanmıyorsanız işte hani böyle 55 inç 65 inç ama böyle QLED olmayan TV kullanıyorsunuz mesela bunu da alıp projeksiyon cihazını onun yerine bile kullanabilirsiniz o derece. Sadece gündüzleri işte ekran parlaklığı kısık olacağı için hani televizyonun yerini tutmayabilir ama dediğim gibi evinizde de dış ortamda da bence rahatlık kullanabileceğiniz bir cihaz. Sadece dezavantajı olarak şunu gözlemledim. Cihaz biraz ağır olduğu için tripod da böyle hani kaldırıyorsunuz falan tripodun dengesini bozuyor. Çünkü cihaz ağır. Hani bir tık da böyle elde taşıması zor. Yani 2.9 mu 3 kilo mu bir şeydi sanırım kilosu da. E, taşımak da yoruyor. Ama onun dışında mesela filmi kurdunuz, açtınız, izlediğiniz bir filmden gerçekten zevk alıyorsunuz. Taşıması, büyüklüğü bir dezavantaj. Ama onun dışında tabii ki de on watt sığdırmışlar içine birçok özellik var. Hani bunların hepsine zaten kendiniz gene özellikler kısmından internetten bırakacağım linkten bakabilirsiniz. Ha, onun dışında farklı bir dezavantaj yaşamadım. Ha, projeksiyon cihazı gerçekten güzel duruyor elimde. Evet büyük bir cihaz yani şöyle kafamla kıyaslayalım ne yapayım artık. Hani bayağı büyük. Yanlarda zaten hem hava çıkışları hem de poller çıkışları bulunuyor 10 wattlık bir hoparlörün olması bence çok güzel. Bak şurası çok böyle parmak izi bırakıyor ve hani bir yansıtma yapıyor. Ama onun dışında arka kısmına da baktığınızda tüm girişler rahatlıkla kullanılıyor. Cihazın şurası böyle kumaş kadifemsi güzel bir yapısı bulunuyor. Bu da mesela cihazı böyle taşıyacağınız için yan tarafa doğru hem üstten hem alttan elinizi kaydırmamaya da imkan sağlıyor. Olanak sağlıyor diyebilirim. Cihazla ilgili gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında buluşalım. A, videoyu beğenmeyi beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere